Evlerimizi, bahçelerimizi yaktılar, ürünlerimizi yok ettiler, ibadet yerlerimizi yıktılar ve kocalarımızla oğullarımızı öldürdüler. Zapın suyuna suçsuz kurbanların kanı aktı. Ülkemizdeki tepelerle ovalar, köylerimizi yok eden ateşin kızgınlığından ışıldıyordu. Feci mi? Ah, feci kelimesi çok az gelir. Sana öyle şeyler anlatabilirim ki kalbin parçalanır. Vallahi tarihi bilemiyorum ama 100 yıl fazladır. Ha Allah. Ama çok buradan kalmış. Buradan çok kalmış. Ondan sonra bir ferman gelmişti. Az köy değil benim. Dolada terki ver o kelen. Dolada terki ver kıravanına. Kıravanına ye kuştu kuştu ye gel. Cezaydına cezaydına ye revi revi ye revi. Çoyuna kuzeyir artık. Hacer Yıldırım Fogo'nun Kırmızı Püskül kitabında yer verdiği belgelerde 1843-1846 yılları arasında yapılan Nasturi katliamı ile ilgili bu sözlere yer verilir. Nasturiler, Doğu Hristiyanlığı denilen ilk Hristiyanlardandır. Başka bir deyişle Nasturilik dinsel bir ayrımdır. Nasturi adı, İstanbul ya da Konstantinopolis Patriği Nastorius'u benimseyenlere verilen addır. Bu patriğin, İsa Mesih'in tanrısal ve inansal özelliklerinin birbirinden bağımsız olduğunu savunan görüşü, 431'de Efes Konsili'nce, 451'de Kadıköy Konsili'nce mahkum edilince, o da görüşünü Anadolu ve Suriye'ye yaymaya çalıştı. Nasturiler aslen Asuri, yani ilk çağlarda kalan Asuri kavimlerindendir. Onların bir parçası. Bir rivayete göre Basra Körfezi tarafından gelmiş bir halk, bir topluluk. Çok sonradan Nasturiler, Süryaniler, Asuriler, Keldaniler diye inançsal bakımdan birbirinden ayrıldılar. Ve Nasturiler esas olarak isimlerini 400 Milattan sonra 428-431 arasında Nestorius diye İstanbul Patriki vardı. Bu İstanbul Patriki Hazreti İsa'nın peygamberliği ve ilahi yani yarı tanrı yarı insan oluşu konusundaki görüşlere itiraz etti. Bir görüşe göre yani ortodoks diyebileceğimiz görüşe göre Hazreti İsa yani Meryem ananın karnındayken Tanrı'nın oğlu olarak düşünülüyor ve öyle inanılıyordu. Ama Nestorius buna itiraz etti. Dedi ki Meryem ana aslında İsa'nın insan olan İsa'nın annesidir. Tanrı'nın oğlunu doğuran kişi değildir. Ve Hazreti İsa'nın iki tabiatı vardır. 40 kelam kendisine indiğinde, yani Tanrı'dan 40 kelam kendisine indikten sonra Tanrı insan profilini kazanmıştır. Ve ondan sonra iki ve çarmıha gerildiğinde eziyet gören, yani çarmıha gerildiğinde eziyet gören kişi insan İsa'dır. Ama onun ruhu göğe, semaya yükselmiştir. Bu da Tanrı olan insandır. Bu konuda diofizit yani insanla Tanrı arasında ayrım yapan İsa'nın iki kişiliğine, iki tanrısal kişiliğine bir de insani kişiliğine vurgu yapan bir öğretidir, dini öğreti. Bu temelde ayrıldılar. Bir müddet sonra 450 gibi zamanlarda aşağı yukarı Efes'te toplanan Hristiyan konsülü afaroz etti Nestorius'u. Nestorius da orada barınamadı. Geldi doğu bölgelerine, yani şimdiki bizim Kürdistan diyebileceğimiz bölgelere geldi. Orada inancını, bu öğretisini yaymaya başladı. Ve öğretisini yayarken de Bizans İmparatorluğu ile Sasani İmparatorluğu arasındaki anlaşmazlıkta Sasanilerden destek aldı. Bu desteği alırken de o zamanın Sasani Kayseri yani padişahının izniyle Urfa bölgesinde
özellikle Nisibin, yani Nusaybin bugünkü şeyinde Nisibin Akademisi'ni kurdu ve öğretisini yaydı. Zerdüştü inancına bağlı Persler'in olduğu dönemde en büyük ikinci din inanç yaygınlığı o bölgede onun himayesinde. 450-480 arasındaki bir şeyde uzunca yıllar, yaklaşık 200 yıla kadar böyle bu iş kaldı. Bu böylece kendine ait bir inanç topluluğu olmaya başladı. Bu inanç topluluğu önce esas olarak Musul yöresinde ve bugünkü Urmiye, İran'ın Urmiye şehri yöresinde bunlar toplandılar ve biriktiler. Çok sonradan Musul'dan Hakkari'ye taşındılar. Hakkari'de aşiretler arasında kendine bir inanç topluluğu kuruldu. Şimdi kimine göre bu aşiretler topluluğu, bir kısmına göre Kürttür. Bu oradaki bulunan aşiretler Hristiyanlığı benimsemiş. Hristiyanlığın da Nesturi mezhebinin bir alt kolunu benimsemiş Kürt aşiretlerdi. Kimine göre hayır, oldum olası Asurilerden meydana gelmiştir. İşte Nesturi adını almışlardır. Ama bu Nesturilerin Hakkari'deki varlığı sadece Hakkari bölgesinde değil, kendisinde değil, aynı zamanda Beytüşşebap, Şırnak bölgelerinde yaygınlıkları olmuşlardı. Bunların diğer Hristiyan topluluklarından en önemli özelliği, farkı daha doğrusu, aşiret usulü, yani inançsal topluluğun yanı sıra aşiret törelerine göre bütün toplumsal kurallarını, gerekliliklerini devam ettiriyorlar. İranlı Surileri Asya ülkelerine yönelik yoğun bir misyonerlik faaliyetine girişmişlerdir. Moğolistan ve Çin'de ilk Hristiyan cemaatleri 630 yılı dolayında Nasturiler tarafından kurulmuştur. 9. yüzyılda Uygur Türklerinin büyük bir bölümü Nasturi mezhebini kabul etmişlerdir. Uygur Türkçesiyle yazılmış Nasturi dinsel metinleri Türkçenin en eski yapıtları arasında yer alır. Güney Hindistan'daki Malabar sahilindeki Hristiyan cemaatinin de 9. yüzyılda Nusaybinli Martoma tarafından kurulduğu rivayet edilir. Yani Hristiyan topluluklarından farklı olarak aşiret törelerine göre günlük hayatı yönetiyorlardı ve silahlı gruplardan oluşuyorlardı. Yani mesela onların patri, dini önderi Marşemon hem dini bir liderdi hem de aynı zamanda aşiretlere hükmeden bir aşiret reisi gibi davranıyordu. Bu aşiret töreleri aynı zamanda Kürtlerle olan ilişkilerini de belirliyorlar. Zaman zaman siyasi nedenlerle Kürt aşiretleriyle çatışmaları olmuştur. Bu çatışmalarda özellikle Kürt beyleri kendilerine saldırmışlardır. Özellikle Bedirhan Paşa 1840'larda 50'lerde Bedirhan Paşa İngilizlerin bu bölgeye el atmasıyla birlikte misyonerler o bölgeye gitmişlerdir. Batılı misyoner, Amerikan, Avrupalı misyoner o bölgeye giderken bunları örgütlemeye çalışmışlardır. Nesturilerin bir kısmı 15. 16. 16. yüzyılda özellikle Diyarbakır'daki Nesturi merkezlerinden birisi bir yine inançsal ihtilaf nedeniyle Papa'ya gidiyor, Papa'nın dini varlığını tanıyor ve Katolik oluyor. Yani cemaatini Katolik olarak yapıyor, inandırıyor Katolik mezhebine. Katolik mezhebine inananlar bugün o bölgede Keldani diye biliniyorlar. Keldani. Ama inanmayanların diğer kısmı özellikle Urmiye tarafına çekiliyorlar. Bir kısmı Musul tarafına gidiyor. Asuri falani. Ne? Nasturi falan. Nasturi. Hadi. Nüfusları 1. Dünya Savaşı'ndan bir yıl önce 163 bindir Hakkari'de ve 139 tane kilisede hizmet veriyor. Tarihi Hakkari coğrafyasında. O zaman Van'ın, bugün Van Gölü'nün güneyinde kalan ilçeler, yani Çatak, Gürpınar, Başkale, Albayrak, onlar Hakkari'ye bağlı. Hakkari'nin tarihi topraklarıdır. Asturilik mezhebini benimsemişler. Bir gelenektir. Orta Doğu halkları her biri
Ben şöyle bir benzetmem var, kitaplarımda da yazmışım. Kavmiyetçilik bir kılıçtır. İnanç onu muhafaza eden bir kındır. Yani her etnik grup kendi kavmiyetçilik kılıcını muhafaza altına almak için bir dini veya da mezhebi kın olarak kullanmış. Onlar da o coğrafyada oldukları için yani Müslümanlara ve diğer dinlere, diğer mezheplere karşı Nasturiliği benimsemişler. Nasturilik mezhebini kuran adamın adı Nasturius'tur. Miladi 4. yüzyılın sonlarında, 5. yüzyılın başlarında bu adam aslen Maraş'ın Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı. Fakat sonradan İstanbul'da bir kilisenin başpapazlarına kadar yükseliyor. Hristiyanlığın tartışıldığı bir dönemde, hani 4 tane İncil ortaya çıkıyor o dönemde. Efes Konsülü, İznik Konsülü benzeri tartışmalar var o gün Hristiyan dünyasında. Şimdi bu adam bir çıkış yapıyor, reformist bir çıkış yapıyor. Bir cümleyle ifade etmek istersem, Nasturius diğer o tutucu, muhafazakar, Hristiyan din adamlarına diyor ki, İsa peygamber Davud'un ve Süleyman neslinden geldiği için kutsaldır. Fakat bu onun Tanrı'nın oğlu olduğu anlamına gelmez. Bu reformist çıkışı yaptığı için o muhafazakar, tutucu Hristiyanlar onu sürgüne göndermişler. Sürgünde de ölmüş. Sonra onun inanırları da Mezopotamya'daki Hakkari coğrafyasındaki Nasturi, Asuriler içinde mezhebi yaymışlar. Mezhebin merkezi kilisesi daha önce Abbasilerin başkenti Bağdat'ta. Sonra güvenlik nedeniyle Musul'a çekiyorlar, getiriyorlar. 1662 yılında da stratejik önemi itibariyle merkezi kiliseyi Hakkari'nin Kuşanız Kilisesi'ne taşıyorlar. Vatikan, Katolikler için önemliyse, merkezi konumu önemliyse, Fener Kilisesi'nin Ortodokslar için konumu neyse, Kuşanız Kilisesi'nde Nasturiler için önemi odur. İslamiyet'in doğumundan sonra Nusaybi Medresesi etkinliğini yitirirken Bağdat ve Musul'daki Asuri toplulukları siyasi ve kültürel önemlerini sürdürdüler. Özellikle antik Yunanca, tıp, felsefe ve mantık metinlerini Arapçaya çevirmekte başrol oynadılar. 1552 yılında kilise içinde doğan bir anlaşmazlık yüzünden Diyarbakır Metropoliti 13. Mar Yohannan, Papa ile görüşerek Katolik mezhebine bağlanmayı kabul etmiştir. Katolik olan Asurilere Keldani adı verilir. Keldani Kilisesi'nin merkezi Diyarbakır'dan Musul'a ve daha sonra Bağdat'a taşınmıştır. Katolik mezhebini benimsemeyen Asuriler, 1662'de Katoliklerden ayrılan Diyarbakır Metropoliti 13. Marşum'un Denha önderliğinde yeniden örgütlenerek, Hakkari'nin bugün resmi adı Konak olan Koçşeniz Köyü'nü patriklik merkezi olarak benimsemişlerdir. Nasturi patrikleri 1918 yılına kadar bu köyde ikamet etmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde İngilizler, Fransızlar, özellikle ama İngilizler hem Kürtlere karşı hem Osmanlı İmparatorluğu'na karşı hem de o dönemin İran şahlarına karşı bunları örgütlüyor. Kendi yanına çekiyor ve buralardan onlara özerklik vaat ediyor. Siyasi özerklik vaat ediyor. Bu özerklikte bunlar da Levi birlikleri diye, yani Nasturilerden, silahlı Nasturilerden Levi birlikleri adında milisler kuruyorlar. Bundan bir önceki durum şudur. Nasturiler Levi birliklerini kurarken hem Irak tarafında hem de Urmiye tarafında çok çeşitli siyasi nedenlerle Kürt siyasi önderleriyle çatışma içine giriyorlar. Mesela Sımko İsmail, Şikaki asiretinden Sımko İsmail İran tarafında Kürt devleti kurmak üzere ayaklanınca İngilizler onun önünü kesebilmek için Nasturileri de, diğer örgütlü olan Süryanileri, Nasturileri silahlandırıyor, bunlara karşı çıkıyor. Bu ilişkilerde maalesef çok yoğun katliamlar oluyor. Nasturiler de katliam yapıyorlar ama Sımko İsmail de onların neredeyse kökünü
kıracak kadar katliam, katliamlar yapıyor. Özellikle Urmiye ve çevresinde bu olaylar oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinden sonra Levi birliklerine vaat edilen özerklik, Urmiye'de ve Musul çevresinde vaat edilen özerklik yerine getirilmiyor ya da öz yönetim yerine getirilmiyor. Nesturiler bu sefer İngilizlere de itiraz ediyorlar. İngilizlere itiraz edince de Suriye tarafından girdiklerine Dicle Nehri üzerinde bu birlikleri imha ediyorlar. Yani İngilizleri imha ediyorlar. Bedirhan Bey döneminde ilginç bir şey var. İngilizlerin Musul'daki, Bağdat'taki ve özellikle Musul'daki konsolosluğu Kürt devletinin oluşmaması açısından Bedirhan Paşa'ya karşı Nesturilere vergi vermemeye ikna ediyor ve bunlar da vergi vermemek üzere özellikle Şırnağın Tiyari denen dağlık köylerinde vergi vermiyorlar ve isyan ediyorlar. Bu isyan nedeniyle de Bedirhan Paşa şey yapıyor, kendilerine bayağı bir katliama maruz bırakıyor. 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı, Mezopotamya'da 3500 yıllık geçmişe sahip olan Asur halkını, Neolitik dönem öncesinden beri mekan tuttuğu sarp ve aşılması güç olan Zagros dağlarından söküp dünyanın dört bir yanına savurmaya yetti. Çünkü Rusya olabilir, çünkü Kuzey Irak olabilir, çünkü Çin'e yönelmez onu, yani bu kadar bir ferman, yani kez verin ama. Suriye'ye kaçmışlardı, Irak'a kaçmışlardı. Urmiye'ye gittim, Urmiye Hakkari'ye yakın bir kent. Bizimkiler kaçmış, Hakkari bölgesindeki Nasuriler, Asurilerin bir kısmı Urmiye. Yani şu anda İran İslam Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet var. Bize göre çok muhafazakar bir cumhuriyettir. Fakat Urmiye'de 5 tane Nasuri Kilisesi harı harı inanırları için hizmet veriyor. Vanen 20 kilometre güneyinde Gürpınar ilçesi var. Tepeyi aşıyorsunuz, Gürpınar'ı biliyorsunuz. Şimdi Gürpınar merkezinde oturun, elinize bir cetvel alın. Kürdistan haritasını önünüze koyun. O cetveli doğu batı istikametinden yönlendirin. Doğuda Salmas'a Şahpur'a gidecek. Batıda da Midyat'a gidecek. Bak size isim de veriyor. Midyat'a gidecek. Bu cetvelin, bu hattın güneyinde Asurilerle Kürtler yan yana yaşıyor. Nasuriler, Hristiyanlar. Allah bizimle iyi geçiniyorlardı. Biz onlar hakkında şikayetçi değiliz. Biz onlara kötülük yapıyoruz. Yapıyorduk, onlar bize kötülük yapıyorlardı. Tiyari köyleri aslında Şırnağın köylerdir. Geniş anlamda Hakkari'den bahsettiğim için Hakkari. Şu anda bu olaydan sonra Keldaniler, yani Nesturiler, Kıbrıs 1964-65'lerdeki Kıbrıs'ta yani Türklerle Rumların çatışması nedeniyle ve 1974'te özellikle Türkiye'nin Kıbrıs'a zapt etmesi nedeniyle Nesturiler de Hristiyan sayılarak reddediliyorlar ve onların önemli bir kısmı o tarafa göçüp gidiyor. Onlar %75 oranla Hristiyanlar yaşıyordu. Biz Müslümanlar az idik. Fakat bize kötülük yapmıyorlardı. Hayır. Biz onlara kötülük yapıyordu. Onlar bizlere kötülük yapmazlardı. Babamızın anlattıkları köyleri vardı. Onların köyleri vardı. Meraları vardı, zuzanları vardı. Yani neyse, onlar kendi haliyle, kendi topraklarıyla yaşıyorlardı. Yaylalarında hayvan beslediler, besliyorlardı. Bazen bizim isim, Müslüman isimleri kullanırlardı. Bazen de değişik isimleri vardı. İmran vardı. Bersale vardı. Pıtu vardı. Bunlar değişik isimler. Hristiyanlar daha çok. Evet, Yahudiler az bir şeyle,
az idiler. Hristiyanların isim Avdiş, Avdişku, Benyamin. Biz Müslümanlar olarak Benyamin'i kullanıyoruz. Hazreti Peygamber'in ismidir. Yakup Peygamber'in. Evet. Bu onların isimlerini pek bilmiyorum. Hatırımda değil. Şevres adında, Beşik adında bir mevki var. Onlar orada yaşıyorlardı. Bu da bir dere vardı. O dere o tarafında Müslüman vardı. Bu tarafında Nusri burada yaşanmış. Navi Gündevan Avil Tıkıbebi, Paşa Gündkibi, Mezribi, Heşatibi, Zaytibi, و حتا هاتینا ویس سریج و گندکه اوه مطلب گذره شده ملک میگه امان اوهی بهیستی هم ملکه تخوی براد بی ملکه بینه ملکه تخوی بی اما بیلون یعنی بلکه بابا مل گلوان یا شما نبری همه فقط من اوهی گلی بی با پیلی ما بابا ما نه با پیلی ما یعنی ویلی همه بینه فقو یعنی گود مل گلوان جان در باسکلی ها سبب او کوهره هیلوی بوی هیلو واد بین آره عثمانلی و انگلیس لیک کردن هچکونه عثمانلی و انگلیس لیک کردن İngilizce Guhaka Ermenistan'a dünyaya gelmen bi az de başarılıydı. Osmanlı tepukri gud Müslüman teramın hana. Rabbin siyasatı her zücüne din dinane payda kir. İngiliz'e pişta dera girdi, Osmanlı pişta mizyefta girdi. Çiye tabi'i mizyefte, çiye tabi'i deri, Van her duan berdonek. Av bi mefala rok. Ma cihat hemişk. Hıtan ha. Abbe gara ve dünyayı hemisar adı tıştana. Ek maliyata, سرابیره ایک شهرات ها بجر انسان تا هنده حش مالیت دین هنده حش شهرات دین سرا شهرات دین مزناهیه ها سرابیره PKK ile TSK arasında yani Türk ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle o köylerin boşaltılması kapsamında Beytüşşebap'ta kalan ve Şırnak'ın belli köylerinde kalan Nesturiler sürgün ediliyorlar ya da baskı nedeniyle yurt dışına göçüyorlar. Göçerlerin bir kısmı son 1995-96 2000'lere doğru köylerine yeniden göçtüler ama yine baskılar devam etti. Şu anda birkaç hane falan kalmış durumdadır. Yani artık eski adetlerini sadece dini açıdan, aşiretsel olarak değil, dini açıdan yani icra ediyorlar. Onun dışında şu anda onları diğerlerinden ayıran çok fazla bir özellik kalmamış. Keldanice de yani Keldaniler de artık Nesturi ya da Asuri diliyle falan pek konuşmuyorlar. Onlar da giderek Türkçeyi benimsemeye başladılar. Ama komşulukları genelde iyiydi. Oradaki Kürt köylüleriyle, kırsal alandaki Kürt aşiretleriyle geçimleri çok iyiydi. Sonra da Müslümanlar onların yerlerini oturmuşlar. Tabi Hakkari taşlık bölge, kayalık bölge. Onun için köyleri yetişmiyorlardı.
köyleri yetmiyorlardı. Bizim burada da köylerini yakaladılar. Köylerinde oturdular. Ertuğuş'u bölgesi var. Onlar koyun besliyorlardı. Irak'ta tabi onlar davarcılıkla besliyorlardı. Geçiniyorlardı. Onların yerleri yoktu. Hristiyanlar gittikleri zaman onların yerlerine oturdular. Hakkari'nin sert dağları, derin vadilerin yamaçları yüzyıllarca insan gücüyle teraslanarak tarıma açılmıştı. Vadi tabanlarında her bir orman ağacının dibine bir asma fidanı dikilmişti. Kayalar oyularak açılan kanallarla kilometrelerce uzaklıktaki köy ve mezralara su taşınmıştı. Zap Nehri'nin yatağından çıkan taşkınlara karşı ağaçlardan bir set çekilmişti. 19. yüzyılın birinci yarısında Hakkari ve yöresine uğrayan yabancı gezginler, Zap Vadisi'nde yer yer ağaçların gölgesinde geçen yolculuklarını, bölgenin doğal güzelliklerinin, geçitlerin, dorukların, buzulların, kaynakların kendilerinde bıraktığı büyüleyici etkiyi övgüyle anlatmışlardır. Zap Vadisi'nin taban ve yamaçlarında bazıları karakol binası olarak kullanılan 11 kilisenin kalıntılarını pek çok gezgin saptamıştır. Yaylalarda sürüler, zirvelerde av hayvanları yayılıyordu. Kürtçe ve Asurice'den başka dillerin izlerine bile rastlanmıyordu. Muhtemeldir ki bazı Kürt aşiretlerinden ya da bir kolu, Kürt aşiretlerinden bir kolu o Nesturi inancını benimsemiştir. Sonradan Keldani ya da diğer inancı benimsemiştir. Ve giderek tabii daha çok Batı değerlerine, Hristiyan değerlerine göre hayatını organize etmiştir. Şu anda onların hepsini Kürt demek, aslında bunlar Kürt Hristiyanlardır demek bana çok gelmiyor. Yani kanıtsız geliyor. İyi bir dayanık ve delil gerekiyor bunların birebir Kürt aşiretleri olduğuna dair bir şey söylemek. Tamamen inançsal ve mezhepsel bir ayrım noktaları vardı. Diyelim ki bayramlarını, seyranlarını Hristiyan münasebetler, dini münasebetlerini, ayinlerine göre ayarlıyorlar. Tabii toplumu, cemaati de ona göre organize ediyorlar. O temelde organize ediyorlar. Ama bu inançsal şeyin dışında töresel, aşiret töreleri ama bunlar aynen devam ediyor. Namus meselesi, kadın meselesi, kız kaçırma meselesi, kan davası meselesinde Kürt aşiretleri arasında geçerli olan töreler neydiyse o da aynıydı. Yemekler aynı, yiyecekler aynı. Sadece hani Hristiyan inancına göre şunun yenilmesi haramdır, şunun yenilmesi helaldir. Ya da şu bayramda diyelim ki Paskalya'da ona göre bir şey yapacaksınız. Filanca günü et yemeyeceksiniz tamamen diye kendi aralarında böyle bir dini inanca göre şekillenmiş bir hayattan bahsediyoruz. Yoksa çok büyük bir ayrılık falan yok. Zaten gittiğinizde aynı misafirperverlik, gittiğinizde aynı yemekleri size sunuyorlar, gittiğinizde aynı mecliste oturabiliyorsunuz. Yani meclisin sohbet düzeni bile aşiretsel düzene çok yakındır. Sadece kiliseye girdiklerinde bir de bayram dini münasebetlerde farklılık yaşanabiliyor. Şunu yeme, şunu ye, şu helaldir, şu haramdır şeklinde ya da mum yakmalar özellikle. Ama bazen Kürt aşiretleri de diyelim ki Paskalya'da ya yıl başında gidip oralarda mum yakıp kendileri de oradaki manastırlarda dua edebiliyorlardı. Fakat gitti zaman ne mavan ne bile gelir hoş. Bir an final dua dedi gidi, am diyor dedi bunu, akrabı gelir hoş bunu. Yani ne hoş ne bil. Fermanı roket yetti, Amerikan abi yezirak, bu kadar bir çöp dedi bu kadar cehkel. Avon ji gutti hali kelia. Zaguna babu kalle meyet bari avon ji hali kelia. Yani tutes nila kutte bla ağam tedo nabiden. Şeyhan, ağam. Abdünya, yani hu maşya. Yani illa tebla ağam ya şeyhan ya makina terom ya. Fala gelak u gelak. Uzman bin bu küllü dişlek.
Gelek Osman bi, neştim abi. Akavon sepas habon. Sepas hodan kirbo. Masrafım oğlu hodu darih. Vunma hoşkut nere. Osman dünya evin. Fala evli birinci cihan savaşı. Evin aklı pşar rakırın külfe künavan ina aşireti. Devlet zayıfdı. Şu devlet nedir? Mavali kirin. Mavali kirin. Aşireti terakı cihemi hatın. Barzanu, marzanu, ceziru, hami hatın. Cama ve nakli gala zayiati dahi. Osmanlı bazı Kürt beylerine bu coğrafyada üst düzeyde bir siyasi statü tanımış. Özerktirler, otonomdurlar. İşte o otonom dönemde Kürdistan'daki o kentlerin, o bölgelerin, o mirlerin egemenlik alanındaki medreseler Kürt kültürüne sıcak bakmış. O zaman da Ahmed-i Hani çıkmış, Melah-i Batı'yı çıkmış, Melah-i Ciziri çıkmış, Fakir-i Tayran çıkmış, çıkmış, Şuklu da çıkmış. Yani önce bir siyasi özelliği elde etmek lazım. Siyasi özellik elde edilmezse bu tür şeyler ortaya çıkmaz, sahiplenmez. 612 İsa öncesinde Kürdistan'ın çok yakınında Musul kenti başkentleriydi. Devletleri yıkılınca şunu da hemen ilave etmek gerekir. Dağlar sürekli ovalılarda başı derden giren insanların sığınma yeri olmuş. Sığınak olarak kullanmışlar dağları. Yakın tarihe kadar da böyle olmuş. Devletleri yıkılınca birinci dalga geliyor. Peki ikinci dalganın zamanı geliyor. Müslüman Araplar bölgeye gelince yine bir dalga daha dağlara sığınıyor. Mezopotamya düzlüklerinde yaşayan Asurileri diyorum. Dağlara geliyorlar. Üçüncü dalga Moğol istilası döneminde tekrar geliyor. Ve dördüncü dalga da Timurlenk kasırgası önünden kaçıp dağlara sığınıyorlar. Bu güneyle. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesine geldiğimizde Hakkari'den bir örnek vermek istersem Kürtlerden hemen sonra ikinci etnik grup Asurilerdir. Onlarla yan yana yaşayan Kürt aşiretleri de zaman zaman meşk ediyorlar yani böyle. Giyimler için örneğin şeli şepek veyahut da diğer aksesuarlardan onlardan bize geçen var. Bizden onlara geçenler var. Bunu görmek mümkün yani bölgede. Sonra tabii kız alışverişi de olmuş. Yani Kürtler Müslüman olduktan sonra onlara vermemişler. Fakat onlar ezilen topluluklar olduğu için onlardan kadın almışlar. E tabii o kadınla bir Kürtle evlenince kendi dilini, kültürünü de aileye taşıyor. O da bazı şeyler bırakıyor yani. Hani ben 60 yıl öncesini hatırlıyorum. Hakkari'de belki 20 kadar Asurlu kadın evliydi. Artık yaşlanmışlardı. Kürtlerle evlenmişlerdi. Nesturiler çok fazla sanatkar bir kavim değildi. Yani topluluk değildi. Yani mesela Süryaniler işte kuyumculuk, iyi taş yapımı, o Midyat'taki gibi taş yapımı evler yapıyor. Taş yontmalar, süslemeler yapabiliyorlardı ama onlar dağda yaşadıkları için ve aşiret törelerini benimsedikleri için tamamen üretim, tarımsal ve hayvancılık üzerine kuruluydu. Dolayısıyla onlar açısından bir kuyumculuk, sanatkarlık diye bir şey yoktu. Ermenilerle Süryanilerden farkları, en önemli farkları bunlardır. Yani onlar, Ermenilerle Süryaniler biraz daha şehir hayatını yaşıyorlardı. Bunlar kent soylu değil, köy, kırsal soylu aşiretlerdi. Dolayısıyla bütün şeyleri, adetleri, bütün gelenekleri, bütün güncel davranış biçimleri yani günlük davranış biçimleri tamamen o törelere uygun devam ediyordu. En fazla gidip gördüm yani ben özellikle Beyt-i Şevap, Tiyari bölgelerine gidip görmüştüm. Bir iki gece de
misafir kalmıştım. Bir Kürt'ün evi neyse aynen öyle. Bir Kürt'ün işte yemesi içmesi o gün o tarımsal ürünlerden neyse o, hayvansal ürünlerden neyse o. Misafirperverlikleri aynı. Kürtçe zaten konuşuyorlar. Yani şeyin yanında böyle Asurice'nin bir alt lehçesiyle çok nadiren aralarında konuştular ama günlük şey tabii dini dilleri kuşkusuz şeydi. Yani Asurice'ydi ve ondan konuşuyorlar. Bir de tabii İncil'i okurken ona göre dua ediyorlar. Onu söylemiş olayım. Evlerinde bir Kürt insanının, köylüsünün evindekinden farklı olarak inanca bağlı olarak Hazreti İsa'nın malum çarmıha gerilmiş hali ya da melekelerin hali ya da işte Meryem Ana'nın figürleri bir şekilde evlerinde portreleri, resimleri ile evleri süsleniyor. O kadar. Onun dışında bir şey yok yani. Nasturilerin diyelim ki olmadığı zamanlarda Hakkari'de, olmadığı zamanda muhakkak değirmen işini yani öğütme işini başkaları falan yapmış olabilir ama bunlar hani onu daha bir ince bir meslek haline getirip oraya yoğunlaşmış olabilirler. Dolayısıyla değirmencilik de tarımsal alanın zaten bir alt ürünü, altyapısı. Buna devam etmişlerdir. Bu budur. Yoksa çok önceleri değirmen olayı aslında sadece bir kavme, bir topluluğa, bir halka ait değildir. Ben Şuşapur'a gittim İran'da bu birkaç gün önce. Şuşapur'da ta Şahpur yani Sasani zamanında bir nehir akıyor. 20 ayrı değirmen falan kurmuşlar. Dolayısıyla bu değirmen tarımsal alanların olduğu dönemde vardı. Fakat zaman geçtikçe bir bakıyorsunuz bir kavim onu bırakıyor, diğer kavim alıyor. Çünkü Kürt aşiretleri biraz o bölgede de inançsal nedenlerle de kendileri biraz daha aristokrat sayıyorlar ve bu tür işe, bu tür zanaat işlerine el atmayı aşağı görüyorlardı. Yani bu iş onların işi değil. Onlarınki savaşçılık, aşiret töreleri, hayvancılık, tarımsal, artık o bölgede tarımsal hangi ürün varsa pirinçse pirinç, buğdaysa buğday, otsa ot yani bununla. Tabii onların tarihsel bir önemi var, bir de inançsal önemi var. Fakat Koçanist maalesef bir harabeye döndüğü için, yani boşaltılmış bir harabeye döndü. Özellikle 1924-25 yılları arasında bir Nasturi ayaklanması vardır. Bu Türk tarihinde de geçer, Genelkurmay tarihlerinde de. Onların bastırılması olayından sonra tümüyle bu bölgeden Urmiye'ye doğru göçtüler. Bir kısmı Musul'a kaçtı. Orada bir şey kalmadı. Harabelerden falan hiçbir şey kalmadı. Ama bu bir Ermeni için Ahtamar Kilisesi neyi ifade ediyorsa, bir Müslüman için ne bileyim kutsal bir merkez neyi ifade ediyorsa, kuşkusuz Koçanist'a belki yüreklerin derinliklerinde kalmış, rüyalarına arada bir girmekte olan bir kutsal mekan ve belki de geleneksel bir yaşam alanı olarak bulunuyor. Nasturilerden giden var mı artık onları ziyarete, o konuyu bilmiyorum artık, onu ancak tanık olanlar bilir. Arada bir gelip gidiyorlardır. Şu anda Amerika'dan belli oranda gelenler var. Çünkü Nasturilerin önemli bir din adamı şu anda Amerika'da yaşıyor. Bir cemaat de yine bu taraftan göçmüş. Hakkari ve Urmiye tarafından göçmüş. Hindistan'ın Kerala diye bir bölgesinde, şehrinde toplanmış durumdalar. Ve onlar en otantik törelerini ve inançsal ayinlerini, ritüellerini, geleneklerini orada orijinal bir şekilde devam ettiriyorlar. Nasturiler yerleştikleri coğrafi bölgede uzun yıllardır Kürtlerle birlikte yaşamaktadır. Bugün bile Türkler Nasturileri ve Keldanileri Kürt sanır. Bunda Nasturilerin de Süryaniler gibi Kürtçeyi iyi konuşmalarının payı var. Nasturilerin dillerine Aramice deniyor, kullandıkları alfabe Arapça alfabeye benzeyen Arami alfabesi. Türkiye'de konuşulan dil ise Troya adıyla anılıyor. 1970'li yıllarda bölgede 20 bin kişinin Troya konuştuğu saptanmış.
Troya-Semitik dillerin yeni Aramik kolunun özellikle Urfa'da gelişmiş bir kolu bazı lehçeleri var. Klasik keldanilerin konuştuğu dil Suritçe. Nasturiler de Batı Süryanileri gibi ibadette Süryanice konuşuyorlar. Artık Nasturi nüfus bulunmuyorsa da Hakkari, Pervari, Eruh, Şırnak, Cizre ve Nusaybin dolaylarında hemen her köyde eski Nasturi kiliselerinin kalıntılarına rastlamak mümkün. Bu eski Nasturi yerleşim alanının tamamıyla 5. ve 7. yüzyıl arasındaki Bizans-İran sınırının doğusuna denk gelmesi ilgi çekicidir. Günümüzde Kaç Hakkarili, adı bir kadın parkına verilen 2500 yıl aynı coğrafyanın kimliğini taşımış Sürme Hanım'ın Koçanıslı bir rahibe yazar olduğunu biliyor ya da Bazlı Asur Generali Ağa Patros'u ve Celoğlu Komutan Melik Kamber'i tanıyor. Nasturi Asuri Kilisesi'nin önderi olan Patrick 4. Mardinka, bugün ABD'nin Chicago kentinde ikamet etmektedir. Irak'taki keldaniler hala kayda değer bir nüfusa sahip olduğu halde Asuri toplumu sayıca çok küçülmüştür. Nasturiler ayin ve ibadetlerinde Asurice'nin doğu lehçesini kullanırlar. Asurlular resmi otoritelerle ilişkilerinde Türkçe kullanırlarsa da Mardin'de Arapça, Diyarbakır'da Kürtçe, Antakya'da Rumca, İstanbul'da Türkçe, Avrupa'dakiler bulundukları ülkenin dilini konuşmayı tercih ederler. 2006'da kurulan Keldani Asuri Yardımlaşma Derneği'nde göçmenlere Türkçe dersleri veriliyor, dul kadınlara, çocuklara yardım ediliyor, durumlarıyla ilgili destek veriliyor. Keldanilerin Beyoğlu'nda kendi kilisesi de var, ancak Keldani Asuri Cemaati Ruhani Reisi Peder Frances Yakan, yer darlığından dolayı pazarları sabah ayinini Sen Antoine'da yaptıklarını anlatıyor. Norlu'da veyahut da Çimenli'de. Burada genelde bu Mart aylarında işte şey yapıyorlar. Çünkü kış olduğu zaman... Çama bahar evin olduğu geçerli. Çama poize ne açık? Poize ot. Ot? Ot diyeyim bir tane. Ha, ajna gelir. Ajna gelir. Dene bu pöpken toza. Temiz ki, ne bu temiz ki. Dibene oşu. Oşuji dükkat tahil. Ajvan çıkaz poyağa rot geldi. Ajvan nazihar rot geldi. Çer rot geldi mesela. Ojbon tanike boşya ve o da rıbık am bejni. Rıbık boşya ayo o haya çorok yakı haya. Serkay memece duma ne hayle meni umala meni Serkay memece duma ne hayle meni